Merhabalar sevgili gençler. İkinci dereceden denklemler konusunun alt başlığı olan karmaşık sayılarla devam ediyoruz. Öncelikle karmaşık sayıların tanımını ben size vermek istiyorum. Neymiş karmaşık sayı? Diyor ki A ve B birer reel sayı olacak diyor. Ve diyor kök i eşittir eksi i, kök eksi 1 eşittir i olmak üzere. Gençler bunu daha önceden ben size bir önceki dersimizde anlatmıştım. Bu neydi? Sanal sayı birimiydi sevgili arkadaşlar. İ'miz neymiş? Kök içerisinde eksi 1'miş. Olmak üzere diyor. Z eşittir A artı İB. Yani bakın bir reel kısım var, bir sanal kısım var. Şeklinde tanımlanan sayılara karmaşık sayılar denir. Z'nin bir karmaşık sayı olduğunu söylüyor. Karmaşık sayıların oluşturduğu kümeye de karmaşık sayılar kümesi denir ve C ile gösterilir diyor. Şimdi sevgili gençler bakın C, burada matematikçe yazıyorum ben size. C eşittir Z'lerden oluşacak. Öyle ki Z eşittir A artı İB, AB birer reel sayı. Bunu belirtmiş bize gençler. Biraz önce ben size A'nın reel kısmı olduğunu söyledim size, değil mi gençler? Bunun gösterim şekli şu, A eşittir RZ diye gösteriliyor. Neymiş bu Z karmaşık sayısının reel kısmı? Yani İ'nin olmadığı kısım reel kısım gençler. İ'nin katsayısı neymiş? Sanal kısımmış. O da imaginer Z şeklinde gösteriliyor sevgili gençler. Hemen bir soruyla bakalım ne diyormuş bize. Sorumuz diyor ki bize yavrum şurası 3. dereceden yani küp kök eksi 8 artı karekök içerisinde eksi 4 ise diyor reel z artı imajiner z nedir? Z'yi böyle tanımlamış bize. Şimdi sevgili gençler küp kökün içerisi negatif olabilirdi. Yani bu reel sayılarda tanımlı. Şunu söylemek istiyorum ben. Küp kök içerisinde eksi 2'nin küpü diye yazarsam bunu ben nasıl çıkarabilirim gençler? 2, eksi 2 diye çıkartabilirim. Çünkü reel sayıların, pardon, küp kökün içerisinde negatif olması bir reel sayı belirtiyor ve tanımlı gençler. Şimdi eksi 4'e bakalım. Eksi 4, kök içerisindeki eksi 4, bakın burası çift dereceden kök. Çift dereceden olursa ve içerisi negatif olursa reel sayılarda tanımlı değil. Ama kimde tanımlı gençler bu? Karmaşık sayılarda tanımlı. Yani ben bunu şöyle yazabilirim. Eksi 1 çarpı karekök 4 diye yazabilirim. Yavrucuğum bu nedir? İ. Bu nedir? 2. Dolayısıyla bu neye eşit oldu? 2i'ye. O zaman bizim z'miz bakın bundan dolayı, şunlardan dolayı z'miz ne oldu? Eksi 2 artı 2i oldu. Şimdi soru kökü bana diyor ki reel z ile imajiner z'yi topla diyor. Şu ne? Bakın i'nin olmadığı reel z. İmajiner z ne? i'nin katsayısı. Toplarsam 0 diye bulmuş olurum. Şimdi bir karmaşık sayının eşleniği neymiş ona bakalım gençler. Eşleniğinin üzerine çizgi çizerek belirteceğiz. Z karmaşık sayısının üstüne ne çizecekmişim? Çizgi. Z eşittir A artı İB ise eşleniği neymiş? Bak yavrucuğum. İ'nin katsayısı artı burada görüyor musunuz? Eksi olursa bunun eşleniği olacak. Peki eşleniğinin eşleniği diyor bak burada. Şunun bir daha eşleniğini alırsam yine kendisi olacak. Yani eşleniğinin eşleniği kendisine eşit sevgili arkadaşlar. Şuna birkaç tane soru üzerine hemen ben size belirteyim. Z eşittir 3'i hissediyor. Z'nin eşleniği nedir? Yavrum bak burada sana reel kısım yok. Yani reel kısım sıfır daha doğrusu. O yüzden reelde zaten bir işim yok benim eşlenikte. Sadece sanal kısma bakıyorum. Sanal kısmının işareti ne olacaktır? Eksi olacaktır. Şimdi bakın reel kısım olduğu gibi bırakılıyor. Sanal kısım artı 3i. Peki gene reel kısım olduğu gibi kalacak. Yani şu olduğu gibi kalacak. Ama şunun işareti değişecek. Bak şimdi. Eksi 1 mi yazdım? Şu eksi 1 olduğu gibi kalıyor. Eksi 2 olacak. Bölü 3 diye bunun eşleniğini bulmuş oldum. Şimdi iki karmaşık sayının eşitliğinden bahsedeceğiz. Yavrucuğum iki tane karmaşık sayı vermiş. Görüyor musunuz? Bunlar eşitse diyor. Reel kısımlar kendi aralarında, sanal kısımlar kendi aralarına eşittir. Bunu söylüyor bize. Şimdi bir soru üzerine değerlendirelim. Bakalım ne gelecek bana? 2 çarpı z demiş. Eksi z'nin eşleniği eşittir 1 artı 9i. Burada hem eşitliği kullanacağız hem de eşleniği kullanacağız. Yani hem iki karmaşık sayının eşitliğini kullanacağız hem de eşleniği kullanacağız. Z karmaşık sayısına ben a artı ib diyeyim. O zaman z'nin eşleniği ne olur sevgili gençler? A eksi ib olmaz mı? Peki 2 tane z diyor. 2 çarpı a artı ib eksi z'nin eşleniği diyor. Eksi a eksi ib eşittir 1 artı 9i. Yavrucuğum düzenlersem 2a artı 2bi. Bak düzenliyorum. Eksi a artı i çarpı b. Doğru mu? Evet. 1 artı 9i.
Şimdi reel kısımlara bakalım bak. Reeller kendi arasında, sanallar kendi arasında eşit bak. 2a eksi a. Yazayım hatta bir daha. Bu tarafta reel ne var? 3 var. Buradan a'yı ne buldum? Pardon 3 nereden geldi? 1 var. Buradan 1 var. 2a eksi a. Buradan 1 var. A'mız ne oldu gençler? 1 diye bulundu. Şimdi b'ye bakalım gençler. Bakın sanallara bakıyorum daha doğrusu. Sanallar şunlar, görüyor musunuz? Bu tarafta 2b var. Bir de b var. Burada ne var? Eşittir 9 var. 3b eşittir 9. B'miz ne oldu sevgili arkadaşlar? 3 diye bulundu. O zaman z karmaşık sayım a artı ib'ydi ya. A yerine ne yazacağım? 1. B yerine ne yazacağım? 3. 1 artı 3'ü diye bulmuş olduk sevgili arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Sorumuz bize diyor ki denkleminin diyor çözüm kümesini bulunuz. İki tane burada ben denklem verdim. Sonra da bir sonuçtan bahsedeceğiz sevgili arkadaşlar. Şöyle baktığım zaman bu denklemde her ikisi de çarpanlarına ayrılmıyor. Çarpanlarına ayrılmıyorsa hemen ben neye bakacaktım sevgili arkadaşlar? Delta'ya. Delta neydi? B kare eksi 4ac'ydi. B karemiz bizim burada nedir sevgili arkadaşlar? 16 eksi 4. A'mız 1. C'miz ne? 5. 16 eksi 20 eksi 4. Bakın şimdi delta sıfırdan küçük, gördünüz mü sevgili gençler? Yani bunun reel sayılar kümesinde çözüm kümesi boş küme. Ama karmaşık sayılarda bu denklemin bir çözümü var. Şimdi bu çözümü nasıl bulacağız? Benim köklerim neydi sevgili arkadaşlar? X1 virgül X2 eksi B artı eksi kök delta bölü 2A idi. Öyle değil mi sevgili arkadaşlar? Bu bir denklemim. Şu delta'yı da yuvarlak içerisine alalım. Şimdi buna göre değerlendireceğiz. Bakın şimdi bir kök delta'yı bulayım ben. Kök delta. Kök içerisinde eksi 4. Bu nedir? Eksi 1 çarpı 4. Yavrum burası 2. Şurası i. Yani kök delta neye eşit olacaktır? 2i'ye. Buna göre x1 virgül 2'yi bulalım sevgili arkadaşlar. Eksi b diyor bak. Eksi 4. Eksi eksi 4 artı 4. Artı eksi 2i bölü 2 çarpı 1. Peki buradan köklerden bir tanesi şu oluyor bak. 4'ü 2'ye böldüm. 2. Eksi 2'yi 2'ye böldüm. İ. Diğer kök ne oluyor çocuğum? 2 artı i oluyor. Şöyle baktığımız zaman sevgili arkadaşlar. Bu iki kök arasında bir bağlantı var. Nasıl bir bağlantı var? Bunlar birbirinin eşleniği. Görüyor musunuz gençler? Bu bir reel sayılı denklem. Ve köklerini bulduğum zaman bunların birbirinin eşleniği olduğunu gördüm. Bir denklemde daha uygulamak istiyorum aynı şeyi. Yine çarpanlarına ayrılmıyorum. Hemen deltasını buluyorum. 4 çarpı a çarpı 4, a çarpı c yerine 4 yazdım. Ne oldu çocuğum burası? 16 eksi 7 küçük 0. O zaman kök delta'yı bulursam ben. Bu ne? Kök delta. Peki bu nedir gençler? İ çarpı kök 7'dir. Artık böyle olduğunu biliyorum. Şimdi kökleri denklemini ben biliyorum artık. X birim benim. Eksi b diyor bak. Eksi b yerine kimi yazacağım ben? Eksi 3. Artı eksi kök deltaydı. Önce eksisini yazalım. 7i bölü 2a bölü 2. Şimdi x2'yi yazıyorum. Eksi 3 artı. Çünkü önce eksisini yazmış. Şimdi artısını yazıyorum. Kök 7i bölü 2. Yavrucuğum bak bunlar da birbirine eşleniyor. Şimdi şurada bir sonuç olarak yazdım ben size. Bunu bilmeniz gerekiyor. Reel katsayılı denklemlerde a delta küçüktür 0 iken bulunan kökler birbirinin eşleniğidir sevgili arkadaşlar. Hemen karmaşık sayılarda işlemlere geçiyoruz. Bakın şimdi tanımlamış z1 ve z2'yi ABC'de birer reel sayı i kare eksi 1 olmak üzere demiş. Bak şimdi toplamış çocuğum. Toplarsa ne yapacak? Reelleri kendi arasında, sanalları da kendi arasında topluyor. Bak reeller a artı c, b artı d, sanalları da kendi arasında topluyor ve i'sini yazıyor. Çıkarmada da aynı mantık, tamamen aynı mantık. Reeller kendi arasında, sanallar kendi arasında. Şimdi bir çarpma işlemi yapmak istiyorum ben size. Gençler normal bildiğimiz çarpma gibi yapacağız bakın. Bunu önce c ile, sonra ne ile? İ'de ile. Yani a çarpı c olacak artı i çarpı a çarpı d olacak. Peki şimdi bunu çarpıyorum. Artı i çarpı b çarpı c olacak. Bunu çarpılarsam gençler artı i kare çarpı b çarpı d olacak. Yavrum i kare nedir? Eksi 1'dir. Peki. O zaman bakın şurası reel oldu. Bu da reel. Reelleri bir araya toplayayım. A c eksi b d
artı i parantezinde ad artı bc diye yazıldım. Peki bunu ezberlememize tabii ki gerek yok. Sadece nasıl yapacağınızı göstermek için yaptım. Şimdi bir soru üzerinde de bunu göstermek istiyorum sevgili arkadaşlar. Şöyle baktığım zaman bakın 1'i hem bununla hem bununla çarpacağım. Eksi 3'ü hem bununla hem de bununla çarpacağım. 1 ile başlayalım. 2. Peki gene ne oluyor? Eksi i. Eksi 6i artı 3i kare. Eksi ile eksinin çarpımı artı. İ kareleri de yazdım. Yavrum i kare nedir? Eksi 1'dir. Peki. Eksi 1 burada var. Artı 2 de burada var. Ne oldu burası? 1 oldu. Burası ne oldu? Eksi 7 i oldu. Ve çarpımımızı bulmuş olduk sevgili arkadaşlar. Pardon şurası eksi 1. Eksi 3. Dolayısıyla burası eksi 1. Evet şurası eksi 3 gençler. Çünkü bunun baş kat sayısı 3'tü. Burası da artı 2 idi. Çıkardığım zaman eksi 1 diye yazmış oldum. Hemen şunlara bakalım. Şimdi sevgili gençler şunun ikisini tanıyacaksınız. Ben size burada bulacağım. Ama siz bundan sonra 1 artı i kareyi gördüğünüz zaman hemen yapıştıracaksınız. Bak şimdi 1'in karesi nedir gençler? 1'dir. 1 ile 2'nin çarpımı artı 2i artı i kare. İ kare nedir yavrucuğum? Eksi 1. O zaman i kare ile artı 1 gitti. 2i kaldı. Bak artık. Artık sen bunu bileceksin. 1 artı i'nin parantez karesi neymiş? 2i. Bunu bileceksiniz gençler. Aynı mantıkla bak. Açılımı yapıyorum. İ kare ne yavrucuğum? Eksi 1. Eksi 1 ile artı 1 gitti. O zaman eksi 2i diye yazılacak. Şimdi bir tane sorumuz var. Sorumuz diyor ki 1 artı i üzeri 21. Şimdi şuna benziyor ama farklı. Fakat ben ona benzetebilirim. Nasıl benzetebilirim? Şimdi 21'in içerisinde kareler var gençler. Bunu ben nasıl yazabilirim? 1 artı i'nin karesinin 10. kuvveti diye yazsam 20 oluyor bak. Ama hala bir tane kuvvet eksik. 1 artı i üzeri 1. Sevgili gençler bunların hepsi üslü sayılardaki bilgileriniz. Lütfen onlara tekrardan bakın. Üslü sayılardan buradaki bu işlemleri yapıyorum. Şimdi artık bunu biliyorum. Bilmesem de hemen kenarda bulurum yani çok kolay çünkü. 1 artı i'nin karesi yerine ben ne yazacağım çocuğum? 2i yazacağım. 2i'nin 10. kuvveti çarpı 1 artı i. 2i'nin 10. kuvveti 2 üzeri 10. i üzeri 10. 1 artı i. i üzeri 10 nedir? Bakın onu siz 4'e bölseniz kalan 2 olur. İ kareye eşit yavrucuğum. İ kare nedir? Eksi 1'dir. Dolayısıyla eksi 2 üzeri 10 çarpı 1 artı i diye ben ne yaparım? Sonucumu bulurum sevgili arkadaşlar. Şimdi sırada bölme işlemi var. Bölme işlemi neymiş gençler? Ben burada size uzun uzun o işlemleri harflerle yazmadım. Sadece ne yapacağınızı yazdım. Dedim ki size eğer bir bölme işlemi varsa paydanın eşleniği neyse pay ve paydayı onunla çarpıp düzenleyeceksin. Bak şimdi burada paydanın eşleniği ne? C eksi id. Hem payı hem paydayı C eksi id ile çarpıp düzenleyeceksin. Sayılar üzerinden bir örnekle göstermek istiyorum. 1 eksi 3 i dersem sevgili arkadaşlar bunu çarparsam bak z bak şöyle olacak. 2 eksi i ile 1 eksi 3 i'yi çarpacağım. 1 artı 3 i ile yine 1 eksi 3 i'yi çarpacağım. Yavrucuğum şimdi aşağıya bir bakmanızı istiyorum. Aşağısı 2 kare farkı görüyor musunuz? Bakın 1'in karesi eksi 3 i'nin karesi. Peki şunu biraz daha düzenleyeceğim. 1 eksi 9 i kare. İ kare nedir gençler? Eksi 1'dir. Eksi eksinin çarpımı artı 1 artı 9'dan burayı biz ne diye buluruz? 10. Yani bizim paydamız artık 10 gençler. Peki şöyle yazalım. Paydanın 10 olduğunu gördük. Şimdi bunu çarparsam 2 değil mi? Eksi 6 i eksi i artı 3 i kare. Artık i karenin eksi 1 olduğunu biliyorum sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla burası ne olacaktır? Eksi 1 olacaktır. Çünkü bunun ikisini çarparsam eksi 7 i bölü 10 diye bulunmuş olur. Sevgili gençler hepinize iyi çalışmalar ve başarılar diliyorum.